Ama güzel işte sevgili seyirciler. Bu programda da eğleniyorsunuz aynı zamanda. Hüzünleniyoruz da işte güzel şarkılar söylüyor Cihan. Biraz sonra Kent Orkestrası ile iki eser üzerinde anlaştık. Üç oldu, dört de olacak. Siz hazırlığınızı yapın arkadaşlar, tamam mı? Şimdi evet, ayçiçek görüntüleri. Peki bir de tarla, bir başka tarla görüntümüz vardı. Efeler Pazarı sevgili seyirciler kilitlenmiş. Şimdi Instagram'da da hesabı var onların. Efeler Pazarı diye girerseniz orada da ürünleri tanıtıyorlar. Ben de şu anda giremiyorum. Demek ki yoğun bir talep var. Yoğun bir talep var. İşte emekçi kadınlar domates topluyorlar değil mi? Domates tarlalarında. Evet. Ne güzeldir. Ben de çok çalıştım bu tarlalarda. Biz bu sene bize bir firma kadınlarımızın ürettiği bu fabrikadan çok etkilendi. Yalnız kadınlarımız çalıştığı için bize ücretsiz tohum verdiler. O tohumları fide haline getirerek bir özel bir domates ektik. O domatesi kurutarak şu anda konserve haline getirdik. İnanın ben işte bunu gurmelere de yedirdik. Onlar da tattılar. Böyle tatlı, bu kadar güzel bir domates yemediklerini söylediler. Bundan da gurur duyuyoruz. Çünkü çeşitliliği ve verimliliği öne çıkaracak olan ürünleri ekmeye çalışıyoruz. Onların da fabrikada konservesini yapıyorlar. Orada gördük evet. Zaten. Menemenli konserve. Evet. Efeler Pazarı'nın Instagram hesabı. Hadi bir 5000'e çıkarırsınız herhalde siz onu. Oradan takip edin sevgili seyirciler. O güzelim doğal ürünleri alıp almanızı istiyorum. Yani bir ticari kaygı da yok burada. Yok. Emekçi kadınların emeğine de, alın terine de bir saygı duruşu olsun bu aslında. Şimdi Şevketi Bostan'a gelelim. Evet. Şevketi Bostan. Buyurun. Yanına almış Cihan. Çok iyi olmuş Cihan. Sağlıklı olmasının sebebi, bu kadar zinde olmasının sebebi belli oldu. Deşifre etti. Şevketi Bostan. Şimdi başkanın yanında da var. Evet, evet. Kadın emeği, %100 kadın emeği. Şevketi Bostan. Bunun en güzel yemeği başkanım herhalde haşlamayla değil mi? Haşlamayla yapılan o kuzu etiyle. Kuzu etiyle yapılan yemek asıl, yani ana yemeği o. Ama hı-hı, daha sonra işte çeşitli olarak haşlanarak soslar üzerine dökülerek daha değişik yemek ya da meze çeşidi olarak o günümüzde servis ediliyor. Ama bir çeşidi daha var. Yumurtanın sarısını ve una karıştırarak bandırıyorsunuz. Kızgın yağ atıyorsunuz. Kızartma, aman kızartma. O zaman kalamar tadında bir ürün haline geliyor. Hmm. Yemek geliyor. O da daha değişik bir tat alıyor. Akşam Nebil Özgen evet, tadına baktı. Tadına baktı. Gurme oldu. Evet. Çok sevdim ama. Çok sevdim. Evet. Ben kızartma evet, yemediğim için ben pek o taraftar değilim. Evet. Hayatımda kızartma yemedim sevgili seyirciler. Şimdi Şevketi Bostan burada görüyorsunuz. İsmi en ilginç bitkidir aslında. Ve de dünyada temizlenmesi en zor bitkiyi görüyorsunuz şu an karşımda. Lezzeti bambaşka. Bugün ilk kez duyanlar olabilir. Adı da başkanım Şevketi Bostan. Şevket Arapça diken demek. Yani bostanın dikeni demek. Çok dikenli bir bitki olduğu için temizlerken zorlanırsınız. Şevketi Bostan adı oradan geliyor ama aslında bir Girit yemeği değil mi bu? Evet, bir Girit yemeği. Ben buradan hem Türkiye'deki bizi izleyenlere hem de Efelerle yurttaşlarıma bir söylemek istiyorum. İşte bu araştırmacı gazeteciliğin çok önemli bir örneğini gördük. Ben Şevketi Bostan deyince Şevket'in Bostan'dan toplayıp yaptığı bir yemek diye düşünüyordum. İnanın böyle düşünüyordum. Ama işte araştırmacı gazeteci Devam Bey geldi. Onun ne olduğunu buldu ve bize anlatıyor şimdi. Şimdi Arapçadan geliyor. Teşekkür ederiz. Işte. Rica ederiz. Şimdi merak ederim ben, böyle ilginç isimler olduğu zaman hemen bir araştırmaya koyulur insan. Ben de öyle yapıyorum. İşte Şevketi Bostan'ın Arapçadan dikenden ve şimdi dikenin Şevketi işte Bostan'ın dikeni olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. İşte şöyle bir ürün aslında dikenlidir. Dokunduğunuz zaman elinizi de acıtıyor. Fakat şöyle baktığınız zaman şu hale geliyor. İşte o emekçi kadınlar var ya, o Instagram hesabını paylaştığımız neydi? Efeler Pazarı. Pazarı. Efeler Pazarı. Efeler www.efelerpazari.com.
Instagram hesapları var. Orada da ürünleri çok güzel bir şekilde tanıtıyorlar. Instagram hesabı da aynı şekilde Efeler Pazarı diye girdiğinizde takip ederseniz şu ürünleri hiçbir zaman kaçırmazsınız. Hem buradaki kadınların da emeğine destek sağlamış olursunuz. Pırıl pırıl şu an görüyorsunuz görüntülerini değil mi arkadaşlar? Evet, o güzelim emekçi kadınlarımızın emeğini görüyorsunuz. Ellerine kollarına sağlık. Dün ziyaret ettik. Çok da sevimlilerdi. Çok da keyiflilerdi. Hem iş bulmuşlar hem de tarıma katkıda bulunuyorlar. Evet. Şevketi Bostan işte bu. O sana hediye evet, Cihan onu alabilirsin. Değil mi başkanım? Tabii. Hediyemizi. Neydi? Efeler Pazarı'nın takipçi sayısı Instagram'da. 3700'e geldi. Ben de takip ettim. Efeler listesini, Efeler'i takibi aldık. Burada da yine giriş yapılamıyor. Site siteye girilemiyor şu anda. Alışveriş yapacaklar. Demek ki altyapıyı da biraz geliştirmek gerekiyor başkanım. Ama Instagram'dan şimdi takip ediyorlar. Efeler hazırlıklarını yapsın gelsin. Birazdan belgeselini izleyeceğiz. Bir başarı öyküsünün nasıl yazıldığını. Aziz Sancar, Savur'dan başlayan ve Nobel'e kadar uzanan bir başarı öyküsünü izleyeceğiz sevgili seyirciler. Efeler hazırsa gelsin. Bir Instagram'dan da birkaç tane mesaj okuyayım. Bugün Instagram'dan hiç okumadınız diyorsunuz. Aydın Efeler Belediyesi teşekkürler. Cihan Barbur'a teşekkürler. Nebil Özgen Türkiye Kent Orkestrası'na ve Efeler'e teşekkürler. Ressamcı Gezgin göndermiş. Sevgi Hanım'ın mesajı çok güzel. Ege her haliyle güzeldir. Ege'de yaşamaktan çok mutluyuz diyor Sevgi Hanım. Instagram'dan gelen mesajlardan. Hatice Hanım her şey muhteşem. Atamızın geometri ve matematik kitaplarından hiç söz etmediniz. Nereden biliyorsunuz edeceğiz? Kitap kafelere giderken edeceğiz zaten. Ve Efeler hazır mı? Müzikleri hazır mı? Efeler'in müziği hazırsa gelsin Efeler. Yarın İzmir'deyiz sevgili seyirciler. Gelin Efeler, gelin. Meydan sizin.
Teşekkür ediyoruz Efe'lere. Kocaman bir alkış gelsin. Şimdi bir mesaj var. Zeki Karademir göndermiş. Zeki Karademir diyor ki, selamın aleyküm kardeşim. Hürmetlerimi sunarım Cihan Barbur hanımefendiye, Nebil Özgentürk kardeşime, belediye başkanımıza ve tüm konuklarımıza Samsun'dan sevgi ve selamlar göndermiş. Sevgiler. Teşekkür bizden ediyoruz. Cihan Hanım'dan da sevgiler geliyor Zeki Bey'e. Mediha Esen, iyi yayınlar, emeği geçen herkese teşekkürler diyor. Hafta sonlarımızın vazgeçilmez programı Kadri Uskara göndermiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sizlerle varız. Evet, Tralles. Üç kapıları görelim mi başkanım? Evet. Yönetmenimiz diyor ki üç kapıları görelim. Şimdi oraya geçmeden üç kapılar burada dursun. Faydalarını söylemediniz diyor Şevketi Bostan'ın. Şevketi buraya gelmeden fabrikayı bir tekrar verelim sevgili Kürşat. Şevketi Bostan'ın faydaları. Sürekli bunu alıyorsunuz Serhan Bey. Bir, ama sizin bu. Şimdi öncelikle kuzu etiyle yapılmadan önce ta tarih boyunca ilk çağlarda bile Şevketi Bostan burada işte İyonyalılar, Lidyalılar suyunu kaynatarak içiyorlarmış. Çok faydalı. İşte Efeler pazarında suyu da satışta alabilirsiniz. İlaç yapımında kullanılan nadir bitkilerden biri, patente alınan nadir bitkilerden birisi. Böbreklere çok iyi geliyormuş. Böbrekleri çok hızlı çalıştırıyormuş. Boşaltım sistemine etkisi çok büyük. Halk arasında böbrek taşlarının düşürülmesinde faydası var. Karaciğeri temizleyen, hücre yenileyen etkisi var. Kırışıklıkları giderici. Anladınız siz, kırışıklıkları giderici, kronik baş ağrısı, şiddetli ateş, bronşit, sarılık ve deri rahatsızlıkları gibi durumlarda tercih edilebilen bir bitkiymiş. Sindirme sistemine yardımcı olur, kabızlığı önler, gaz problemlerini giderir, karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarına da iyi gelir. Elimde bir doktor var desenize. Evet. Şevketi Bostan'ın kasılma ve gevşemeye yardımcı olduğu keşfedilmiş, spazm giderici, antibakteriyel etkileri de olduğu kanıtlanmıştır. Şevketi Bostan Türkiye'de ruhsatlı ilaç yapımında kullanılan nadir otlardan birisi. Biz, doğru. Altın, başkanım altın evet yetiştiriyormuşsunuz. Biz insanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gereken her türlü besinleri fabrikamızda organik olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet, işte faydalarını da gördünüz sevgili seyirciler. Efeler pazarında alabilirsiniz satışta. Evet, üç kapılara gelelim, başkanımız da anlatsın. Geziyoruz, Efeleri geziyoruz.